Çok yüksek bir tempoda çalışıyorsunuz. Haftalardır sahadasınız. Artık son düzlük. Evet. Son 3 gün artık. Evet, son 3 gün. Heyecanlı mıyız? Heyecanlı. Yani hani insanın nabzı hiç düşmez mi? Hiç düşmedi vallahi. Bizim sürekli bir koşuşturma, oradan oraya gitme, oradan oraya program. İşte vatandaşımızla buluştuk, esnafımızla buluştuk. Sürekli bir böyle hani kolumda da bakıyordum. Evet. Nabız böyle hep yüksekte yani. Buraya da koşturarak geldiniz herhalde. Evet, evet. Programdan geldiniz. İftar programından geldik. Hı-hı. Şimdi buradan da başka bir programa gideceğiz. Ramazan'ın bir şeyi Esra sabaha kadar devam ediyor. İftarla sahur arası daha evet. verimli değerlendiriliyor evet, herhalde seçim evet. çalışmalarında. Şimdi son 4 gün efendim, yani çok yoğun bir temponun, artık bu maratonun diyeyim hatta, sonuna gelindi. Bu son 4 gün strateji planınızı sorarak başlamak isterim ben. Şöyle, yani zaten Esra Hanım yaklaşık 90 gündür işte projelerimizi, hayallerimizi, hedeflerimizi anlatıyoruz. Siz de ifade ettiğiniz gibi 4 gün sonra işte sandığa gideceğiz. Aslında çalışılacak artık 3 gün kaldı. Ve sandıkta milletimiz inşallah 31 Mart günü iradesini yansıtacak. Hep söylüyoruz, sandık günü hesap günüdür. Milletin hesap sorma günüdür. Ve burada vatandaşımız da karşısındaki adaylara bakacak. Kendi geleceği adına, şehri adına, yapılması gereken işler adına en iyi kimin yapacağına inanıyorsa eğer o taraftan yana tavrını kullanacak. Vatandaşımızın tabii takdiri bizim başımızın üstünde. Biz bu süreçte yaşadığımız gibi 31 Mart'ı da yine bir demokrasi şöleniyle yaşamak istiyoruz. Neye odaklanıyoruz şu süreçte? Aslında yani 31 Mart'ta milletimiz şunun kararını verecek Esra Hanım. İstanbullular şu 5 yıllık süreçte yapılanları zaten kendileri takdir ediyorlar. İyi veya kötü. Sonuçta orada bir takdir hakkı vatandaşımızın var. Ve sandığa gittiğinde de yani bu süreçten sonra İstanbul'un geleceği adına deprem korkusu bu şehirden tamamen gündemden çıkaracak adımlar atılsın mı, atılmasın mı? İşte trafik çilesi bitirilecek işler, projeler, yatırımlar yapılsın. Bir an önce İstanbul'daki trafik çilesi bitsin diyeceğinin aslında kararını verecek. Yine aslında İstanbul'da biz istiyoruz ki sokakların huzur ve güvenle dolduğu bir İstanbul olsun. Herkesin mutlu bir şekilde yaşadığı, geleceğe güvenle baktığı, annelerimizin, evlatlarımızın umut içerisinde yaşadığı bir İstanbul olsun istiyoruz. Yani İstanbul'da yaşamak külfet olmasın. Böylesi güzel bir şehirde, şehrin güzelliğinden herkesin istifade edebileceği, herkesin mutlu, huzurlu bir şekilde yaşayacağı bir İstanbul olması noktasında kararın verileceği gün olacak. Biz de sandıkta vatandaşımızın eserden, hizmetten ve sağlam adamlardan yana tavrını koyacağını düşünüyoruz. Böyle umuyoruz, böyle bekliyoruz. Sahada böyle hissediyoruz. Gezdiğimizde de inanın hani o ilk günler başladığımız sevgi seli büyüyerek geldi. Artık gittiğimiz her yerde çok büyük bir motivasyon var. Yani vatandaşımızın gördüğümüz... Yani işte ben şimdi iftardan geliyorum. Rizeli hemşerilerimizle, kardeşlerimizle bir aradaydık. Benim de şöyle bir hikayem var tabii. 81 ile bakanlığım sürecinde gittim. Her bir ilde, ilçede hizmetim var. Bir bayramı bir Rize'de geçirmişim. Efendim selde, afette vatandaşımızın yanında olmuşum. Dolayısıyla orada bir aidiyet bağımız kuruldu. Herkes de beni hemşerisi görüyor. O da benim için çok mutluluk verici bir şey. İşte böyle... Aziz bir şehre hizmet etme şerefi ve onuruna erişmek için de biz de bu mücadeleyi vatandaşımızla birlikte veriyoruz. İnşallah 31 Mart günü de tüm İstanbul'un sevineceği bir bayramı inşallah erkenden İstanbul'a yaşatacağız. Az önce siz de kullandınız. Son mitingde de vurgulu bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. Bu sağlam adam, sağlam aday Murat Kurum özel bir hikayesi var mıdır? Bu temayı neden seçtiniz? Bey, yani biz bakanlık sürecinde, genel müdürlük sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu biz de kendi görev kapsamımız dahilinde illerde yapmaya çalıştık. Milletimize söz verdik. O sözleri hep tuttuk.
Yani hiçbir zaman sözümüzü unutmadık. Sözümüzü hatırlamayan tarafta olmadık. Vaatlerimiz bizim için önemliydi. Çünkü yani milletin karşısına çıkıp işte ben seçim meydanında şunu yapacağım, bunu yapacağım deyip de ondan sonra bu vaatleri hatırlamamak kadar kötü bir durum olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani bizlere, siyasetçilere, bürokrasiye düşen görev vatandaşın o taleplerini, o ihtiyaçlarını gidermektir. Biz de 81 ilde bakanlığımız sürecinde 550 ziyaret yaptık. Gittiğimiz yerlerde vatandaşımıza söz verdik, sözümüzü tuttuk. Yani hamdolsun bu motivasyonla buradayız. Yani İstanbullu hemşehrilerimizin karşısına geçtiğimizde ben bu işleri yaptım diyebiliyorum. Yani 5 yıllık süreçte 365 bin konut başlatılmış. 365 bin konut az bir rakam değil. 81 ilde gidip baktığınızda 72 milyon metrekare yeşil alan kazandırmışız. Millet bahçeleri yapmışız. Bunlar aynı zamanda sosyal yaşam alanları. Ne yapmışız? 40 tane tarihi meydanın ihyasını yapmışız. Bugün Bursa'da, Bitlis'te, Sinop'ta, Zonguldak'ta, Erzurum'da, Konya'da, birçok ilimizde, Edirne'de gidip bakın. Oradaki tarihi meydanların ihyası yapılmış. Ve milletimize bir hizmet götürmüşüz. Oraya gitmişiz, söz vermişiz ve o sözü tutmak için çalışmış, çabalamış ve işin sonunda da aslında bu sözleri tutmuşuz. Ne yapmışız? Afetler olmuş 5 yıl. Bu afetlere gitmişiz, demişiz ki 1 yıl sizde Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da bu konutları size teslim edeceğiz demişiz. Beraber üzülmüş, beraber ağlamışız ama bir taraftan da vatandaşımızın o yeni hayatının resmini çizmiş, o eli tutmuş o ilk gün, işin sonuna kadar da bırakmamışız. Ve söz verip o sözleri tutmuşuz. Bugün işte bu afetlerde yaşanan dram sonrasında vatandaşımıza sağlam, güvenli yaşam alanlarını sunmuşuz. En son 11 ilimiz, asrın felaketi. Orada 3 ayda Fevzi Bey, 180 bin konutun inşaatını başlattık. Şimdi konutlarımız teslim ediliyor. Dolayısıyla yani eser adamı olmak, söz verdiği işleri yapmak, gerçekleştirmek bizim için çok çok kıymetli, çok çok değerli. O yüzden sağlam adamların seçimi, evet. Sayın Cumhurbaşkanımız da sağ olsun böyle tabir ediyor, böyle ifade ediyor. Biz mutluluk duyuyoruz. Yani evet geldi, söyledi, yaptı. Murat Kurum söylerse yapar, Murat Kurum'un sözü önemlidir demesi bizim için her şeyden öte. Evet, 2,5 ay geride kaldı. Çok yoğun bir kampanya süreciniz oldu. Evet. Adeta bir maraton koşusu içerisindesiniz. Bu 2,5 ayda İstanbul'un tamamına ulaştık diyebiliyor musunuz? Daha da önemlisi, kazanıyor musunuz? Şöyle Fevzi Bey, biz yani zaten hem genel müdürlük sürecinde İstanbul'da 9 sene genel müdürlük, 5 sene şube müdürlüğü yaptım. Ondan önce de özel sektörde çalıştım. Bakanlık yaptığımız süreçte de bir ayağımız hep İstanbul'daydı. Yani İstanbul bizim en önemli şehrimiz. Yani göz bebeğimiz. Dolayısıyla 80 ile hizmet ederken İstanbul'a da 39 ilçesinde hizmetlerimiz, eserlerimiz var. Yani bu manada zaten konuya hakimiz. Yani biz aylardır, yıllardır İstanbul'un sorunlarını, problemlerini biliyor. Onlara ilişkin de sorunlarımızı, çözüm önerilerimizi ortaya koyduk. Yani yapmış olduğumuz Türkiye Yüzyılında İstanbul vizyonu projemizle, lansmanımızla birlikte aslında vatandaşımızın bugün yaşadığı sorunların hepsine ilişkin bir çözüm ortaya koyduk. Yani deprem, ulaşım, taksi, sokak hayvanları, yeşil alanlar, iklim değişikliği, sanat, kültür, spor hepsine ilişkin bir vaat ortaya koyduk. Ve bu çalışılarak oldu. Yani öyle rastgele bizim bilgimiz dışında çalışılmış işler değil. Hepsine bizzat ben dahil oldum, hocalarımızla, bilim insanlarımızla çalıştım. Ve yapılması gerekenleri de bu noktada ortaya koyduk. Yani burada da zaten seçim sürecinde bize bunları hiç kimse sormadı. Yani muhalefet tarafından bahsediyorum. Hiç kimse bunları eleştiremiyor. Eleştiremiyorlar çünkü biliyorlar ki onlar da, yani bugün CHP'li seçmenimize de sorsanız bunu söyler. Yani Murat Kurum diyorsa yapar. Yani asıl olan eğer bu hizmetlerin yapılmasıysa, ki ben öyle olduğunu düşünüyorum, bir yerel seçime gidiyoruz, vatandaşımız da bunu takdir edecektir. 31 Mart'ta tercihini bu yönde sandığa yansıtacaktır. Benim sahada gördüğüm bu. Hani sahalar
Anketin en güzel görüntüsüdür. Yani saha aslında seçimin dilidir. Biz hep yaşadığımız süreçte sahada vatandaşımızın ilgisi, alakası, sevgisi kızıyorsa bile size, o bile sizi sevdiği içindir. Size değer verdiği içindir. Dolayısıyla biz bunlarla hep karşılaştık bu süreçte. Dolayısıyla benim sahada gördüğüm motivasyon bizim açık ara kazanacağımız. Yani biz inşallah 31 Mart akşamı bize gönül veren tüm kardeşlerimizle İstanbul'un sorunlarını çözmek üzere inşallah liyakatli kadrolarla geliyoruz.